İHH'nın incirlik eyleminde polise taş atılmasını, bu sebeple eylemin sonlandırılmasını ve bazı çevrelerin polise taş atmak suretiyle yapılan provokasyonu Furkan gönüllülerinin yaptığını iddia etmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerli kardeşlerim, biz bugüne kadar yüzlerce program yapmışız konferanslar, mitingler, basın açıklamaları sayısını bilmiyorum. Bugüne kadar hiçbirinde bir bardak bile kırılmamış. Bir insana da taş atılmamış. Ne polise ne de bir başka insana. Bizim hayatımız da ortadadır, yaptığımız da ortadadır. Ahlakımız da ortadadır. Bu şekilde bilir bilmez konuşanlar müfteridir, iftiracıdırlar. Bizim arkadaşlarımız katılsa bir türlü, katılmasa bir türlü. Bazen buna benzer eylemlere, e, bu gibi şeyler düşünülere katılınmıyor, bir şey olsa üstümüze kalır ya da orada e, hoşlanmadığımız konuşmalar olabilir, hoşlanmadığımız durumlar olabilir diye bazen katılmıyoruz. O zaman da işte neden katılmıyorsunuz? İşte bu ümmetin meselesi. Siz ayrı yapıyorsunuz, katılmıyorsunuz diye konuşanlar oluyor. Katıldığımız zaman da bakın böyle oluyor. Ee, o taş atanlar kimlerse poliste kamera mı yok? Kıyamet gibi kamerası var polisin. Hepsini çeksin ortaya koysun. Kimmiş o taş atanlar? Eğer bizden birileri olsaydı, polis onu şimdiye kadar çok daha servis etmişti bütün medyaya. Bizden olmadıkları için servis etmiyorlar. Büyük ihtimalle Türk derin devletinin bazı adamları bu işi özel olarak ayarladılar. Ve birilerinin üzerine atmak için bunu yapmış olabilirler. Bir, ikincisi o eylemi bitirmek için yapmış olabilirler. Çünkü İstanbul'dan kalkıp ta buraya kadar gelirken yolda katılanlarla baya bir kalabalık oluşmuş. Adana, Adana'da da bir sürü insan katıldığı için kalabalık vardı ve o kalabalıktan rahatsız olanlar olmuştur. Devlet içinden de bazı kimselerin rahatsız olduğundan eminim. Ama birkaç kişinin taş atmasından dolayı kaldı ki bir tane polise taş değmiş de değil. O da işin ayrı bir yönü. Polise taş atacaksın da bir tane polise değmeyecek. Bu da hiç inandırıcı değil. Bir iki video izledim. Birisi sırtından çekiyorlar. Niyeyse önden hiç çeken kamera yok muydu? Polisin tomasına, tomaya doğru atıyor. Polisler de orada. Ama polislerin olmadığı yere, boş yere atıyor. Tomaya bile değmiyor. Bu işin içinde işler var. Sanki özel olarak ayarlanmış gibi bir şey. Ne polise değiyor ne tomaya değiyor. Ve neden önden çekim yok? Yani kamera bütün tomalarda kamera var. O kamera görüntüleri nerede? Kim attıysa o taşı bulun. Bulmak istemedikleri çok açık belli. Ama iki şey için yapılmış olabilir. Ya bizim üzerimize atmak ya da başka bir gruba Birilerin üzerine atmak için ya da o eylemi bitirmek için. Fakat eylemin bu sebeple bitirilmesi doğru olmuş mudur? Hayır. Ve benim duyduğum kadarıyla, yani İstanbul'dan beri katılan bir sürü insan, bir ümitle, bir maksatla, Allah rızası için oradan kalkıp buraya kadar geldiler, bir sürü masraf ettiler. Ee, birkaç günlerini verdiler ve orada beş dakikada program bitirilmez, hepsinin canını sıktı bir sürü laflar söylemişler programı düzenleyenlere şimdi bence çok kısa e, e, sürmesi hemen bitirilmesi ne iki tane taş atıldığı için ne buna benzer bir sebepten dolayı. Bence başka bir şey oldu. Ne oldu bilmiyorum. Ama bir telefon geldi zannediyorum. Bu benim tahminim. Bir telefon gelmiş olmalı. Bitirin denilmiş olmalı. Ben bunun başka bir izahı yok. Neden bitirin denilmiş olabilir? Belki hükümet çok büyük eylemler istemiyor olabilir. Bakın e, Almanya'daki yürüyüş bile Türkiye'den daha büyük. Almanya İsrail'in kankası, Amerika deseniz İsrail'in kardeşi ve buralarda bile yapılan büyük eylemler gördük, Türkiye'de göremedik. Hindistan putperest ineklere tapıyorlar. Oradaki Müslümanlar hatta Müslüman olmayanların da katılımıyla. Milyonlar katıldı. O görüntüler izlediyseniz milyonlar. Pakistan'dan milyonlar. Yemen'de öyle. Türkiye'de cılız bir protesto. Devlet aslında durduruyor. Herkes Tayyip Erdoğan var nasılsa o yani bir şeyler yapıyordur gibi Düşün, düşünüyor ve böyle düşünmeleri isteniliyor. Büyük eylemler yapılmıyor, yapılamıyor. Perde arkasından durduruluyor. Öyle zannediyorum ki o eylemde de biraz kalabalık oluşunca birileri rahatsız oldu. Birkaç tane taş atıyor gibi yaptırıp kimseye de değmeyen taşlar. Ya bir kere Saçmalık yani. Şimdi polise taş atmanın bir mantığı yok ki zaten. Ya sanki polis yaşasın İsrail demiş de, bunlar da kahrolsun İsrail demişler. O yüzden polisle karşı karşıya gelmişler. Ya polis zaten böyle bir şey demiyor ki. polise niye taş atıyorsun ki? Ve attığın taşlar neden bir tanesi polise değmedi acaba? Bu işte karanlık noktalar var. Ama erken bitirilmesi istenildi. Bir gün ortaya çıkacaktır. Şu anda İHA yetkililer bunu açıklayamıyorlar. Zannedersem bir gün özel görüşmelerde açıklayacaklardır bazı kimselere. Zamanla öğrenilecektir. Yoksa iki tane taş atıldı diye o kadar insan toplanmış, hadi biz bitiriyoruz filan denilmez söyleyemeyecekleri bir şeyler oldu. Ve hani daha uzun sürseydi de ne olacaktı? yine bir şey olacağı yok da. Ama hiç olmazsa o kadar insan gelmişti. Hiç olmazsa biraz daha uzun bir program yapılabilirdi. Ben yani bir program bir program var mıydı? Ondan da emin değilim. mesela nasıl bir hazırlık vardı? Ben mesela nasıl bir hazırlık vardı? Ne vardı mesela programda? Vardı da hani yapılamadı. Mesela neydi? Yani ben çok bir program olduğunu da sanmıyorum. Çok düzenli görünmüyor uzaktan benim gördüğüm. Çok düzenli programlı bir şey değil gibi. Ee, ve sanki bir yerden de telefon geldi. Bitirin dediler. O sırada e, Türk yetkililerle Amerikalı yetkililer ya da İsrailli yetkililer arasında bir takım görüşmeler oluyordu da koptu mu acaba koptu ve yani eylemin hiçbir manası yok bırakın mı denildi yani zaten masada bir şey bir yere varamadık varamayacağımız belli oldu ve koptu böyle bir şey böyle bir haber mi geldi acaba? bilemiyorum bir gün ortaya çıkacaktır. Ama hemen fırsat bilen bazı kimseler olduğunu gördük. Yani bizle zerre kadar alakası yok. Bizim arkadaşlarımız bugüne kadar hiçbir zaman böyle bir şey yapmış değiller. 20 Mart olayını biliyorsunuz. 2022'deki 20 Mart olayını. Bize ne kadar copla vurdular, ne kadar gaz sıktılar. Hepiniz şahitsiniz. Hiçbir arkadaşımız bir tane taş atmış değil. Bunun gibi kaç tane olay yaşadık biz? 29 Mayıs 2016 Erzin olayı, 22 Nisan 2017 Adana olayı, e, e, 2020 miydi? E, teravih namazı olayı, e, 2021 e, itikaf olayı, ya da 2022 miydi itikaf? Her neyse, tarihlerle şaşırıyoruz artık. Birçok olay var. Ve bir de küçük olaylar var yani basın açıklamalarına müdahaleler, gazlar, coplar. Bizim yani bize o kadar çok zulmettiler ki yani ne beş ne 15 beş yani. yani. Biz hiçbirinde böyle bir şey yapmış değiliz. Bunu çok iyi de biliyorlar. Zannedersem daha doğrusu bir arkadaş bana söyledi. İHA Başkanı Bülent Bey de zaten bunun Furkan Vakfı ile bir alakasının olmadığını, zaten açıklamış yani zaten bizde bir alakası yok ama böyle bazı e, troller fırsat buluyorlar birisi ortaya bir laf atıyor diğerler de hemen üzerine atlıyor mal bulmuş mağribi gibi bizim hayatımız ortada istediğiniz kadar iftira atın bizim yıllarımız ortada ne kadar mücadelemiz var buna rağmen bir tane taş atmamışız hayatımız ortadadır istediğiniz kadar iftira atın tutmaz bu iftiralar Furkan'a tutmaz. Ee, sadece kendilerini ne olduklarını göstermiş oldular. Onlardan birisi de adını vermeyeyim. Ona önce o başlatmış herhalde böyle bir şey. Sonra kendisine böyle bir şey olmadığı söylenince de tweetini silmiş. Ama bir özür yayınladığını ben görmedim. Yani tweet silmeyle olmaz bu işler. Biz sana hakkımızı haram ediyoruz. Ne yapacaksın Kemal Bey? Ne yapacaksın? Sana hakkımızı haram ediyoruz. Ne yapacaksın söyle hadi. Şimdi tweet'i silmekle hal oldu mu zannediyorsun? Sen bize bu iftira attın. Sonra da hatanı anladın, tweet'i sildin. Biz böyle insanlar değiliz, bilmiyorsan sor öğren. Yani sen saldırmak için bahane mi arıyorsun? Tweet atmaksa biz çok tweet atmayı biliriz ha. Yani biz biz bu işi bilen insanlarız yani. E, tweet atmakla oluyorsa bu biz senden çok tweet atarız. Biz bir etiket açtığımız zaman en az 100 bin tweet atılıyor haberin olsun yani. Bazen 200 bin tweet atılıyor haberin olsun. E, tweet atmakla oluyorsa bu işler sen zararlı çıkarsın. E, tweetini sildin iyi güzel ama bir özür borcun var. Sen başlattın bunu. Kendi bilir. Ahmet günü görüşürüz.